Bu videoda onluk, yüzlük ya da binlik olarak ifade edilmiş sayıları çarpmak ve bu sayıları çarparken kullanabileceğimiz stratejiler üzerinde durmak istiyorum. Mesela burada bir örnek var. 800 çarpı 400. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurup bu çarpma işlemini kendi kendinize yapmanızı istiyorum. Evet, hadi şimdi beraber yapalım. Şimdi size bu işlemi aklımdan yaparken kullandığım yöntemi göstereceğim. Ve siz de yeteri kadar pratik yaptıktan sonra bu tarz işlemleri kağıt kaleme ihtiyaç duymadan aklınızdan yapabileceksiniz. Bu işlemde önemli olan bu sayının 8 tane yüzlük olduğunu, yani 8 çarpı 100 olarak da ifade edebileceğini anlamanız. Aynı şekilde bu da 4 yüzlüktür, yani bu da 4 çarpı 100'dür. E çarpma işlemi artık 8 çarpı 100 çarpı 4 çarpı 100'e dönüştü. Çarpma işlemi söz konusu olduğunda istersek işlem sırasını değiştirebiliriz, öyle değil mi? Yani bu işlemi şu şekilde de düşünebiliriz. 8 çarpı 4 çarpı 100 çarpı 100. E sizce de bu işlem diğerine göre daha kolay görünmüyor mu? Şimdi çarpım tablosunu aklınıza getirin. 8 çarpı 4 kaçtır? 8 çarpı 4, 32 eder değil mi? Peki ya 100 çarpı 100 kaçtır? Bu işlemi çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Hatta zamanla bu tarz işlemleri çok hızlıca yapabileceğiniz yolları da öğreneceğiz. Ama ben bu yollardan bahsetmeden önce şimdi iyice düşünmenizi istiyorum. Dediğim gibi bu işlemi çeşitli şekillerde yapabiliriz. Örneğin bunlardan biri için gelin şöyle yazalım. 10 çarpı 100 bin eder. Öyle değil mi? Ve 100 çarpı 100 işlemi için de 10 çarpı 100 işleminin sonucunu 1 onla daha çarpmamız gerekir. Bu da 10.000 eder. Yani bu kısımdaki işlemin sonucu 10.000'dir. Burada sizin de gözünüze ilginç bir şey çarpıyor mu? Şurada 2 tane 0 vardı. E, bu sayıda da 2 0 var. Yani toplamda 4 tane 0'mız var ve gördüğünüz gibi bu çarpımda da zaten 4 0 elde ettik. Bunun sebebi 10 10'la her çarptığımızda sayının sonuna bir tane 0 ekliyor olmamız. Mesela 100 100'le çarpıyorsak 2 1000'le çarpıyorsak da 3 tane sıfır ekleriz. Aynen burada olduğu gibi. Baştaki sorumuzun cevabını bulmak için son olarak 32 çarpı 10.000 işlemini de yapmamız lazım. Şimdi bir bakalım. Düşünürsek 32 çarpı 1000, 32 bin eder, öyle değil mi? Ama buradaki işlem 32 çarpı 10.000. O halde çarpım 320 bin olacak. Burada yine ilginç bir şey var. 32 çarpı sonunda 4 tane sıfır olan 1 işlemini yaptığımızda, sonunda 4 tane sıfır olan 32 elde ederiz ki, bu da 32 çarpı 10.000 ile aynı şeydir ve 320.000'e eşittir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 8 çarpı 4 işleminden şu 32'yi elde ettiğimizi ve buradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfırı, yani toplam 4 sıfırı eklediğimizde de Çarpımdaki 4 tane sıfıra ulaştığımızı fark ettiniz değil mi? Ama lütfen bu ne ezberlemeyin. Bu işlemin bu şekilde yapılıyor olmasının sebebi bu sayının yüzlük, bu sayının da 400'lük olmasıdır. 8 çarpı 4 32 eder. 100 çarpı 100 ise 10000'dir ve çarpımdaki 4 0 da bu 10000'in 10, sıfırlarıdır. Anlaşıldığından emin olmak için bir örnek daha yapmaya ne dersiniz? Eh, önce şunu bir silelim kalemimi alayım ve evet. Şimdi de 30 çarpı 700 işlemini yapalım. İsterseniz videoyu durdurup soruyu önce kendi kendinize çözmeyi deneyebilirsiniz. Aynen az önceki örnekte olduğu gibi önce bunu 3 çarpı 10 olarak ifade edeceğim ve 700'ü de 7 çarpı 100 şeklinde yazacağım. Ardından 3 kere 7'yi 21 olarak bulacağız. Sonra da bunu 10 kere 100 ile yani 1000 ile çarpacağız. Peki 21 çarpı 1000 kaçtır? Eh, tabii ki de 21.000. E, az önce de söylediğim gibi bunu sakın ezberlemeyin. Çarpma işleminin sonucunun nereden geldiğini anlamaya çalışın. 21, 3 çarpı 7'den, 1000 ise 10 çarpı 100'den geliyor. Bakın, burada bir tane, burada da iki tane sıfır var. Ve bunları çarptığımızda Toplam 3 tane 0 elde ederiz. Evet, cevapta da 1 2 3 tane 0'ımız var. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu sefer de 2000 ile 8000'i çarpalım. Videoyu durdurup soruyu kendi kendinize çözmeye çalışmak yine serbest. Hatta isterseniz bu sefer bu işlemi aklınızdan yapmaya çalışın ama kağıt kalem kullanmanızda da hiçbir sorun yok. Az önceki örnekleri düşünecek olursanız, bu işlemi hızlıca yapabileceğinizi düşünüyorum. 2 çarpı 8, evet bu 16 eder. Sonra buradaki 3, burada da 3, yani toplam 6 sıfırım olduğu için 16'nın sonuna 6 sıfır ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır. Ve çarpım 16 milyon olacak. Doğru mu? Evet. Sıfırları böyle saydığınızda aslında bunu bu sayının 2 çarpı 1000, bunun da 8 çarpı 1000 şeklinde ifade edilebileceğini düşünerek yaptığımızın bir kere daha altını çizmek istiyorum. Sonra işlem sırasını değiştiriyoruz ve önce 2 ile 8'i çarpıp 16 elde ediyoruz. Ardından 1000 çarpı 1000'i yapıp 1 milyon buluyoruz. Bakın, bunu burada da görebilirsiniz. 1000 kere 1000'de 6 tane sıfır vardır ve sonuç olarak 16 çarpı 1 milyon da 16 milyon eder. Umarım bu video sayesinde 10, 100 ve 1000'in katları olan sayıları çarpma konusunda kendinizi biraz daha iyi hissediyorsunuzdur.